normal bir davranış mı? Bunun benimle ne alakası var? Ben ondan böyle bir şey beklemedim ki. Tamam, tamam Oktay. Ben kime ne anlatmaya çalışıyorsam seni hiç aramamışım farz et. Aşkım, ne bu surat? Canım, iyi misin? İyiyim Burak. Buradan pek öyle görünmüyor ama. Ne oldu? Bir şey olmadı, hadi gidelim. Şükran Hanım, değil mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi konuşurken duydum. Ama sen merak etme. Bundan sonra sana tek kelime bile edemeyecek. Burak, Şükran ablayla mı konuştun? E ne var bunda Aslı? Benim sevgilimi kimse üzemez. Burak, o beni üzmüyor ki. Beni korumaya çalışıyor. Aşkım, sen bunları düşünme artık. Tamam mı? Günaydın anne. Günaydın canım. Sinan abiyle mi tartıştınız? Hayır. Çağla, seninle konuşabilir miyiz biraz? Benim de seninle konuşmak istediğim bir konu var. Önce ben konuşabilir miyim? Tamam, seni dinliyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama sana anlatmak zorundayım. Çünkü çok huzursuzum. Ne oldu kızım? Ben sana yalan söyledim. Böyle bir şeyi neden yaptım bilmiyorum. Ama düşündükçe çok huzursuzum. Gerçekten yaptığım şeyden çok utanıyorum. Bana hangi konuda yalan söyledin? Birinci olduğum tasarım. Aslında bana ait değildi. Anne lütfen, bunu söylerken çok utanıyorum. Lütfen benden nefret etme. Ben galiba benimle gurur duyulsun istedim. Sen, Burak, Burak'ın ailesi, babam. Çağla. Ya, anne lütfen bir şey söyleme. Günlerdir zaten çok huzursuzum, çok mutsuzum. Bir de sen bir şey söyleyip beni daha fazla incitme. Lütfen, ben dersimi aldım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ne kadar özür dilesem az gerçekten. Ama lütfen beni affet. Bir konuyu kapatalım. Sana söz veriyorum. Düzeleceğim. Karışık veriyorum. Ben yazdım seni diğer yarıma. Tam 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 tam. Sen bırak lütfen. Hayır, hiç gerek yok ya. Teşekkürler. O zaman şöyle yapalım. Sen durula, ben kurulayım. Hem müşteri de yok yukarıda. Boş durmuş olmayayım. Olur, öyle yapalım o zaman. Tamam. 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 Ya çok güzel şarkı söylüyordun. Devam etsene. Benim sesim kötüdür ama ya. Hayır, sesin çok güzel. Gerçekten mi? Evet. Hadi devam et lütfen. İyi, tamam, söyleyeyim o zaman. Tamam. Sen iste dağları. Sen iste. Erdem Bey. Al bütün varım yoğum senindir. Erdem Bey, Defne Hanım. 30 lira. Bir dakika bekletebilir miyim? Kusura bakmayın. Sen iste yolları aşarım. Ay. Efendim Ay? Aa, kırıldı mı? Ben de şimdi senin kafanı kıracağım. Bir saattir bağırıyorum. Neredesiniz ikiniz de? Duymuyorsunuz. Sebebi belli tabii. Sen ne yapıyorsun Defne burada? Yukarıda müşteriler sırada. Ay,
sonra konuşacağız Erdem Bey. Tamam hayatım, ben buradayım. Kusura bakmayın. Ay Aslı'cığım, tam zamanında geldin. Yardım edebilir misin? Aa, tabii ederim. Sen tut bunları. Gonca, kankam nerede? Mutfakta. Kanka. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Yaptın mı hazırlıkları falan, ne yaptın? Hazırlıklar tamam. Çadırları, yiyecekleri ayarladım. He tamam. Ben de bana düşenleri yaptım. Ya oğlum senin aklından neler geçiyor? Yok artık. Kızları kurt var diye nasıl kandıracağız? Kanka ben telefona yükledim, kurt sesi yükledim, ayı sesi de yükledim. Ne olur ne olmaz diye. Tamam mı? O sesleri açacağız uyurken. Korkacaklar, sonra üstümüze atlayacaklar. Ya oğlum yazık değil mi kızlara ya? Korkacaklar. Kanka zaten korksunlar diye yapıyoruz. Korksunlar, onlar korksun, biz de onları koruyalım. Yok yok. Sakın bir şey söyleme. Bak, şöyle yapacağız. Tamam tamam. Neyse ben şirkete geçmem lazım. İşlerim var. Siz de pastanelik işleri halledin. Sonra görüşürüz. Tamam kanka, görüşürüz. Tamam hadi. Ben şirkete geçiyorum. İşlerimi halledip geleceğim. Tamam canım. E hadi görüşürüz. Evet. Harika oldu. Bakalım canım kızım bu duruma ne diyecek? Efendim anneciğim. Kızım neredesin? Ay yoksa çıktın mı evden? Evet çıktım, yoldayım. Ne oldu? Sesin bir kötü geliyor. Senin bir sorun mu var? Kızım ben... Ben biraz rahatsızım. Başka bir zaman görüşsek diyecektim. Hem hastalığım sana da bulaşmasın. Tamam o zaman yemeği iptal edelim. Ben otele senin yanına geleyim. Kızım ben pek iyi değilim. Başka bir zaman görüşelim. Hayır anne, seni bu durumda yalnız bırakamam. Bak lütfen itiraz falan istemiyorum, yanına geliyorum. Ay peki kızım, peki sen bilirsin. Tamam, görüşürüz. Kuzen, ne haber? İyi kuzen, senden ne haber? İyidir, merak ettim. Amcam seni bu halde görünce ne dedi? Sinirlendi tabii biraz. Asıl yengem ne yaptı? Direkt çığlığı bastı. Kadıncağız benim yüzümden panik atak oldu resmen. Oğlum eve sürekli dayak yemiş geliyorum ya. Kuzen lütfen. Bu sefer dayak attık. Ya ne diyeceğim? Bu akşam ya da yarın bir şeyler yapalım mı? Uzun zamandır takılmıyoruz. Ya kuzen çok isterdim ama Aslı ve arkadaşlarıyla birlikte bir program yaptık. Yani hafta sonu pek müsait değilim. Başka zaman artık. Ne yapalım? Ha, aman ha. Kimsenin haberi yok. Merak etme. Bir şey olursa zaten arkanı topluyoruz. Biliyorsun. Yarın akşam döneceğiz. E sen de bir sevgili yap artık. Hep birlikte takılırız. İstiyorum da. Bakalım kısmet. İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ufak bir kaza geçirdim. Ne kazası? Sokakta yürürken düştüm. İşte ya, görünmez kaza. Anne kolun alçıda.
Nasıl düşmek bu? Anne bana doğruyu söyle, ne oldu? Eda ben çok korktum. Ne oldu anlat. Otoparkta tam arabama doğru yürürken bana bir anda saldırdılar. Ellerinden kurtuldum. Kaçarken merdivenlerden yuvarlandım. Otopark görevlisi benim sesimi duyup koşup geldi yanıma. Sonra ambulansı aradılar, beni hastaneye götürdüler. Kim yapmış olabilir ki bunu? Ben hiç bilmiyorum. Zaten ben nasıl olduğunu falan hiç anlamadım. Polisi aradın mı? Aradım. Aradım. Adamların yüzünde maske vardı. Yani bilmiyorum, bir şey bulabilirlermiş de araştırıyorlar. Anne, yoksa bunu amcam mı yaptı? Bak, böyle bir şey biliyorsan ve bana söylemiyorsan lütfen. Ben bilmiyorum yani. Sanmıyorum ama yine de bilemiyorum. Bilmiyorum. Amcam arıyorum ben. Sakın kızım, lütfen. Lütfen sakın arama. Lütfen arama yani. Huzursuzluk çıkmasın. Tamam. Ama bugün seninle kalacağım, tamam mı? Bu şekilde sen kendine bakamazsın. Tamam, ben... Ben bunu çok isterim ama... Baban ne der ki buna? Artık herkes kendi kafasına göre yaşıyor. Ne diyebilir ki? Şükran? 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 Ay efendim? Aa, daldın, ne oldu? Yok bir şey canım. Ben Aslı'ya bugün de izin verdim. Gonca'da kalacak. Burada çok huzursuz ya. Emel, ben Aslı'yla biraz konuştum da sanki buraya daha alışmış gibiydi. Yani kira ödemek yerine biraz para biriktirsek daha iyi olur falan dedi. Ya ben üzülmeyeyim diye öyle söylemiştir. Yok, bana öyle gelmedi. Okulu başlayacak ya, masrafınız artacak. O yüzden burada kalma fikri ona mantıklı gelmiştir. Gerçi burada kalma fikri benim için de daha mantıklı. Kalın o zaman Emel. Aslı'nın okulu hele bir başlasın, o zaman duruma göre düşünürüz. Tamam, doğru söylüyorsun. Ben Aslı'nın aksine burada huzurluyum. Yani Nihat Beyler çok iyi insanlar, sağ olsunlar. Bu burs meselesi de var. İsterlerse ömür boyu onların yanında çalışabilirim para almadan. Bir şey yapmıyorum, evdeyim. Bana mı geliyorsun? Tamam, bekliyorum. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Hadi o zaman. Ettik. Ay evet, çatlayacağız meraktan, söyleyin. Kanka, meraktan çatlayacaklarmış, söyleyelim mi? Artık bu kadar merak yeter. Kampa gidiyoruz. Nasıl yani? Kamp işte hayatım. Nerede kalacağız? Çadırda, çadırda kalacağız. Uyku tulumu, mangal falan, her şeyimiz tam takım hazır. Pes yani Aydan. Şimdilik de son nokta. Yok ya, ne güzel, doğayla baş başa bir gün geçiririz işte. Tamam canım, ben çoğunluğa uyarım ama daha önce hiç kamp yapmadım ki. Ben de. Ben de vallahi. Ama kankam yapmış. Evet, ben yaptım daha önce kamp. Çok güzel kamp yaparım ha ben. Ciddi söylüyorum bak, ateş yakarım mesela, efendim çadır kurarım, her şeyi yaparım. Çok eğleneceğiz.
Emin olun. Kanka, ver müziği. Yerine kimse, kimi selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Yerine kimse, kimi selamet. Gani Bey geldi. Gelsin. Buyurun. Gani, ne oldu sana? Benimle neden buluşmadığın anlaşıldı. Ama sanırım bu sefer hırpalanan taraf sen olmuşsun. Boş ver şimdi, beni de anlat. Neden beni kullanarak Burak'ı kızdırmaya çalışıyorsun? Aranızda tam olarak ne var? Ufak bir hesaplaşma değil. Şu seni terk etmesi meselesi. Evet. İntikam almak istiyorum. İntikam mı almak istiyorsun? Vay vay vay. Büyük aşk nefrete dönüştü yani. Bu kadar canını acıtacak ne yaptı sana? Yardımına ihtiyacım var. Çünkü sen de Burak'tan nefret ediyorsun. Ortak hareket edebiliriz. Hayır. Hayır mı? Ya Burak'la benim meselem başka. Seninki başka. Bence sen kendine kullanacak başka birini bul. Gani, ben seni kullanmak istemiyorum ki. Ben yalnız olmak istemiyorum. Çevremde güvenebileceğim kimsem yok. Kendinden başka kimseye güvenme zaten. Ama ben güvenmek istiyorum. Benden hiçbir şey saklamayacaksın. Bana karşı dürüst olacaksın. Ve her şeyi eksiksiz anlatacaksın. Ve asla sözümden çıkmayacaksın. Tamam. Anlaştık. Tamamsa dinliyorum. Kankacığım, evet, burada duralım. Bundan sonrasını artık yürüyeceğiz. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Sağ ol canım. Demek. Burak, dur dur. Üşürsün böyle. Ay. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buralar çok ıssıza benziyor. Ayı falan olmasın? Bilmem, olabilir. Yani ayı olabilir. Annem, nasıl yani olabilir? Ayı olabilir mi burada? Olabilir mi ayı? Bayağı olabilir hayatım. Sen korkma. Aa, nasıl korktu? Gel buraya. Ben seni korurum. Buraya gel. Ay canım benim. Korkusuz sevgilim. Hiçbir şeyden de korkmaz. Erdem, yani aşk olsun şu yaptığına. Gerçekten sana inanamıyorum. Ayı çıksa sen ne yapabilirsin ki? Var mı yok mu? Ne demek ne yapabilirsin? Korurum diyorum. Ayrıca ben nereden bileyim ayı var mı yok mu yani? Hayret, bakacağız göreceğiz işte. Hadi şunları çıkaralım da. Araba burada kalsın artık. Devam edelim yürüyerek. Ben alırım. İşte Burak'la bütün hikayemiz bu kadar. Sen Burak'tan intikam mı almak istiyorsun? Yoksa onun sana geri gelmesini mi istiyorsun? Çağla, bak bana karşı dürüst olman gerekiyor. Bütün oyunumuzu ona göre kuracağız. İntikam almak istiyorum. Hem ondan, hem de o kızdan. Bana yaptıklarından pişman olsunlar istiyorum. Bunu yanlarına bırakamam. O zaman kızı da en az Burak kadar iyi tanımamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla senin de kızla ilgili çok bir bilgin yok. Kızı tanıyacağız. Önceliğimiz bu olacak. Sonrası zaten kolay. Tamam. Bana bir söz vermen gerekiyor. Bir daha asla beni hiçbir oyununa alet etmeye çalışmayacaksın. Böyle bir şey yaptığını hissettiğim anda beni kaybedersin. Öyle bir şey olmayacak. Güzel.
burası çok güzel bir yermiş. Çok güzelmiş gerçekten. İyi ki geldik. Çok teşekkürler. Geldiğin için ben teşekkür ederim canım. Şey yapalım, o zaman hadi çadırlarımızı kuralım. Aşkım, çadırımızı nereye kuralım? Çadırımızı derken? Evet, çadırımız derken. Aşkım, biz birlikte kalacağız değil mi? Hayır tabii ki Burak. Biz Aslı ile beraber kalacağız. Siz de çok istiyorsanız beraber kalırsınız. Nasıl ya? Gel arkadaşım, biz çadırımızı kuralım. Nana mı? Nereye kuralım? Şurası. Olur. Yardım lazım mı? Sağ ol, biz kurarız. Ya bırak kanka, kendileri kursunlar ya. Ya şey demek istedim yani, istediniz ya, heveslisiniz ya, o yüzden dedim. O şekilde yere sereceğiz. Halı gibi ya. Yeter mi ya bize? Yeter kankacığım herhalde. Şunu. Kanka! Kanka çıtayı versene. Kanka neredesin? Kanka! Niye sen... vermiyorsun? Neden ses vermiyorsun? Kanka kayboldum sandım ya. Kanka bu işte bir terslik var ama ya. Yok ya işte oluyor. Kanka bak bir tane uzun çıta olması lazım. Ha, ha? Uzun bir çıta olması lazım. Uzun. Yardım lazım mı? Yok ya canım. Biz bitiriyoruz, çok az kaldı. Değil mi? Ha, evet evet. Sayılır. Baksana oldu gibi. Bak akşam olmak üzere, açıkta kalmayın sonra. Erdem yani sen de gerçekten bu çadır işlerinden, kamp işlerinden bayağı bir anlıyormuşsun. Kanka hadi ya, bak rezil olduk ha. Bu benim bilmediğim çadırla, bunlar yeni yapmışlar. O birbirine geçmeli sopaları, öyle değildi. Biz böyle normal yapıyorduk, o yüzden. Tamam tamam, bitiriyorum şimdi. Az kaldı zaten, bitti gibi, baksana şekline. Bence siz mangala geçin. Sonuçta bu erkek işi. Mangal da erkek işi. Mangal da erkek işi. Kanka gel, biz mangalı yapalım o zaman. Bu kolay zaten, bitirirler. Hadi hadi tamam, siz mangalı yakın. Öldüm ıslıktan. Zaman ne o? Erdem ne oldu? Ne yapıyorsun? Mangalı yaktık işte, mangalı yaktık. Ya bu ateş çok değil mi böyle? Yani etler perişan olmasın? Yok olmaz ya. O ben şimdi bilerek baştan harladım onu. O sonradan şey olacak böyle. O alır böyle kendi ateş bir alsın kendine. Bak aç kalmayalım ama. Zaten çadır da yamuk yumuk yapmışsınız. Yani nasıl becerdiniz anlamadım yani. Kanka nasıl yaktın? Kanka eminsin değil mi bak? Rezil olmayalım tek. Yok kanka yok, rezil olmayız gerçekten. Elçin Hanım, Sinan Bey'le birlikte misiniz? Aranızda aşk var mı? Arkadaşlar müsaade eder misiniz lütfen? Bir açıklama yapmayacak mısınız? Evet biz birlikteyiz. Ve yakında evleniyoruz. Aa gerçekten mi? Tebrik ediyoruz. Mutluluklar. Sağ olun. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Babasının burada ne işi var? Ben bir türlü anlamadım. Ben de. Sanki burada olduğumuzu bilerek gelmişler. Sen de beni düşündüğümü mü düşünüyorsun acaba? Evet, eski karın hiç boş durmuyor. Çok özür dilerim. Ay saçmalama Sinan, seninle ne alakası var? Ben sadece Oktay bu şekilde öğrenecek diye biraz huzursuz oldum. Ama o da o kadar önemli değil. Umarım büyük bir tepki vermez. Çağla'ya yüklenmesin yeter. Aman artık ne olursa olsun. Bence beklemeyelim. Hemen haftaya evlenelim. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Teşekkürler. Nasıl? İyi pişmiş mi etler?
son müdahalemin sayesinde yanmadığı için. Yani şanslıyız tabii. Ya tamam ya tamam. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. He, afiyet olsun. Evet, çok güzel olmuş. Bir de şimdi böyle bir yerde yiyoruz ya, bence daha lezzetli. Aşkım, sen üşüdün mü bakayım? Birazcık. Dur, ben sana hemen bir şeyler getireyim. Hayatım, sen üşüdün mü? Niye? Sen de mi benim üstüme bir şeyler getireceksin? Hayır. Direkt ben sarılacağım sana. Dur bakayım. Ya tamam, boğma ama. Evet, tamam. kızlar, bizim size bir sürprizimiz var. Ne oluyor ya? İşte ay, korkmaya başladım şu anda. Birazdan görürsünüz. Babam arıyor. Bence aç kızı, merak ettirme. Bak yine oturdular yan yana. Efendim baba. Eda. Neredesin kızım? Annemleyim. Eda. Senin ne işin var orada? Hadi çabuk eve gel. Hayır baba. Annemin bana ihtiyacı var. Onunla kalacağım. Ne? Ya sen iyice delirdin Eda ha. Çabuk adresi ver bana. Gelip seni alacağım oradan. Eve gelmeyeceğim diyorum baba. Burada kalacağım. Bak kızım. Sana lütfen diyorum. Hayır. Eda, bak sinirleniyorum artık. Boşuna nefes tüketme baba. Annemin benim ilgime ihtiyacı var. Onu yalnız bırakmayacağım. Ya senin annenin nesi var? Onu bana değil, amcama sorarsın. Eda, Eda! Aslında burada olsan... Gözlerime bir baksan, o küçük dünyam büyürdü belki. İşe yaramayan sözler yok olup giderdi bir kara deliğin içinden. Bir sabah uyandığında, hani geç kaldığında, o küçük tatlı telaşına yeniden aşık olabilirdim. Öpücüklere boğabilirdim. Ama küçük şeyler, hep o küçük şeyler. Her zaman büyük balık, küçük balık. Ama aynı hikaye, hep o hikaye. Hadi durma durma, dokun. Korktuğun karanlık sulara. Hadi durma, durma, dokun karanlık sulara. Kanka, sesi gerçekten çok iyiymiş. Ya çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık canım. Ben söyledim size benim sevgilimin sesi güzeldir diye. Evet, çok güzelmiş. Ve siz artık bir single falan çıkarırsınız. Single mı? Olabilir. Single olabilir. Vallahi olur. Gerçekten mi? Ya bu akşam bize yaşattıklarınız için size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz.
Aslı hayat çok garip değil mi? Daha birkaç ay öncesine kadar Volkan'a aşıktım. Pastaneye gelse de onu görsem diye can atıyordum. Hatırlıyor musun? Bodrum'dayken sevgili numarası yapacağın kişinin Volkan olduğunu öğrendiğinde ne kadar heyecanlanmıştı, ne kadar mutlu olmuştu. Aç be oğlum. Bu kız amcama sor demekle neyi kastetti? Efendim Sinan? Abi, Eda eve gelmiyor. Başak'la birlikte kalıp ona bakacakmış. Nesi varmış Başak'ın? Söylemedi abi. Amcama sor, o bilir dedi. Allah, ben nereden bilecekmişim? Ya ne demek istedi ben de anlamadım abi. Öyleyse senin de bildiğin bir şey yok. Yok, hayır. Ya abi, ben Başak'ın kaldığı yeri de bilmiyorum. Ben bunu nasıl bulacağım? Ben biliyorum. Ne? Biliyor musun? Evet Sinan, onu görmeye gittim. Sen onu görmeye mi gittin? Sinan sen git Eda'yı bir an önce al. O Akkaya Oteli var ya, orada kalıyor. Her şeyi sana anlatırım sonra. Tamam abi, tamam. Hoşça kal. Ay Nihat. Yani Başak'ı görmeye gidiyorsun ve benim bundan haberim yok. Neden bana söylemiyorsun? Sana söylemedim değil mi? Ay evet söylemedin. Neden görmeye gidiyorsun onu? Çünkü Burak'a onun dövdürttüğünü düşündüm onu. Ona bir şey yapmadın değil mi? Ya, tabii ki hayır. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Ya ne diyorsun Selda? Hadi yatalım mı artık? Ay bence de yatalım artık. E hadi o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Ay iyi geceler. Ya, çok güzeldi her şey değil mi? Evet Gonca. Ama asıl eğlence şimdi başlıyor. Ay çok fenayız biz ya. Ama hak ettiler aslında. Yani akılları sıra ayı var, kurt var diye bizimle aynı çadırda kalacaklar. Şimdi onlar düşün. Ne diyorsun, başlayalım mı? Kanka, biraz daha bekleyelim. Tamam, doğru, doğru. İyice uykuya dalsınlar, böyle uyku sersemiyle daha çok korkarlar. Kanka, oğlum biraz bekle dedim ya. Ben yapmadım ki. Nasıl ya? Ha, buradan gelmiyor ses. Ben yapmadım. Kızlar. Şey, uyuyor muydunuz? Evet. Ya, biz bir ses duyduk da korkmuşsunuzdur diye size bir bakalım dedik. Yok. Biz bir şey duymadık. He,
Bir şey diyeceğim ben size ama korkmayın. Bak korkmak yok. Tamam mı? Ne olursa olsun. Galiba ormanda ayı var. Ne? Ayı mı var? Ne? Ne ya? Ne ayısı ya? Ya kutup ayısı. Kutup ne ayısı? Ne ay? Ormanda yaşayan ayı işte bildiğim. Böğürüyor. Ya Erdem hani ormanda yoktu? Yoktu. Ya bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim. Siz şimdi gerçekten bir ses duymadınız mı? Ay hayır aşkım. Siz çadırınıza dönün. Yine bir şey duyarsanız sesin, biz geliriz. Korkmayın. Ya sağ olun ya. Biz de ses duymuşsunuzdur, korkmuşsunuzdur diye bakalım dedik sadece. He. Neyse neyse tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi korktular ya. Vallahi seninkini bilmiyorum ama Erdem bayağı tırstı. Yok yok. Burak da korktu. Baksana çok belliydi. Neyse. Onlar nöbetteler zaten. Biz yatıp uyuyalım. Ay, yazık ya. Bunlar şimdi o korkuyla uyuyamazlar. Ya doğru söylüyorsun. Şimdi bunlar sabah maymun gibi olurlar. Arabayla falan geçeceğiz bir de yarın. Ya iyi tamam tamam. Ama son bir numara daha var. Lütfen ses etme. Bence gelen baban. Onunla gitmek istemiyorum. Tamam kızım, sakin ol. Kızımı almaya geldim. Lütfen gir içeri. Eda, kalk gidiyoruz. Hayır baba. Annemin halini görüyor musun? Bunun sorumlusu amcam. Eda neden bahsediyor Başak? Ya sen hala abime nasıl iftira atarsın ya? Bu bir iftira değil. Nihat, geçen gün buraya geldi ve beni tehdit etti. Burak'a olanlardan haberim olup olmadığını sordu. Ben de hiçbir alakam olmadığını söyledim ama bana inanmadı. Yani... neredeyse beni boğuyordu. Bütün bunların sorumlusu sensin. Bütün bunların bedelini ödeyeceksin dedi. Yalan söylüyorsun, yalan. Hayır, yalan söylemiyor. Ben de buradaydım baba, her şeyi duydum. Ayrıca bugün annem saldırıya uğramış. Sence bunun sorumlusu kim? Eda, amcan böyle bir şey yapmaz. Edacığım, kızım zaten amcan olduğundan emin değiliz. Değil mi? Neyse, daha fazla uzatmayalım konuyu. Ben iyiyim. Babanın üstüne daha fazla gitme kızım. Seni yalnız bırakmayacağım işte. Sinan, sen de izin verirsen Eda bu akşam benim yanımda kalsın. Sana söz veriyorum, yarın onu ikna edip eve yollayacağım. Ama üstüne daha fazla gitmeyelim, olur mu? Tamam Başak. Ama yarın mutlaka eve dönecek. Tamam, merak etme. Geldi, vallahi geldi. Sus et, etme. Nasıl etme, geldi ya. Kanka geldi. Kanka bak, kızları alıp buradan hemen topuklayalım. Anladın mı? Yürü. Yürü.
Aşkım inanmıyorum. Bembeyaz olmuşsun. Hı? Ya bir şeyim yok. Korkmadım. Aşkım iyi misin? Çok mu korktun? Ha, sizin bu yaptığınızda eşek şakası derler ama. Sizden öğrendik. Ya. Neyse. Hiç korkmaya gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi ayı falan yok. Rahat rahat uyuyabilirsiniz. Hadi siz çadırınıza dönün de uyuyun. Hadi. İyi geceler. Valla ne güzel oldu ha. Çok eğlendik. İyi ki de geldik ya. Temiz havada cabası. Gerçekten aşkım. Her şey çok güzel. Özellikle ayıların karşısındaki asaletiniz, cesaretiniz bizi çok etkiledi, çok. Ha gülün siz gülün. Gerçek olsaydı böyle gülebilecek miydiniz acaba? He. Benim aşkım çok cesur ya. Deveyi, danayı yere serer o kadar cesur. Aslı. Her şey ne kadar güzeldi. Şimdi gerçek dünyaya dönme vakti. Ya ne olacak ya? Yine geliriz. Biz en iyisi Erdemciğim, bir an önce kahvaltımızı yapalım da pastanemize dönelim. Bir bakalım şu Defne ne yaptı? Ortalığı birbirine mi kattı, dağıttı mı, işleri halledebildi mi? Hayatım niye ortalığı karıştırsın? Kız kocaman yetişkin bir canlı. Niye ortalığı karıştırsın ki? Değil mi kan? Gel hayatım.